Sevgili izleyiciler, World Türk ekranlarına hoş geldiniz. Yine bir astroloji programıyla tekrar birlikteyiz. Bu programı çekmek için bu özel günü özellikle bekledik. Bugün çok özel bir gün. 8-8-8 Aslan Kapısı portalının açıldığı gün. Hani derler ya, gök kapılarının açıldığı günler vardır. İşte böyle günlerde dualarınız daha çok geçer, dilekleriniz daha çok gerçekleşir. İşte o günlerden birindeyiz bugün. Her zaman olduğu gibi yine Bircan Tükenmez'le birlikteyiz, sevgili astroloğumuz. Hoş geldin Bircan. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Artık sizli bizli geçiyoruz. Senli benli, çünkü biz çok uzun zamandan beri program yapıyoruz. Yaklaşık 2 yıl oldu. 2 yıldır. Çok güzel dönüşler de aldık bu konuda. Artık sen demekte bir sakınca görmüyorum ben. Hoş geldin. Şimdi Ağustos ayındayız. Yıllık analizler yaparken de bu ayları hep göstermiştin, işaret etmiştin, altını çizmiştin. Çok da özel bir gündeyiz. Yeni aydayız şu anda. Hem Aslan Kapısı'ndayız hem de yeni aydayız. Bunları bize biraz anlatır mısın Bircan'cığım? Anlatayım canım. Şöyle, Ağustos ayı, evet, yılın başında da söylediğimiz gibi çok kritik bir ay. Yani hatta 2024'ün en zor ayı diyebiliriz bu konuda. Ve yeni ayla başlıyoruz, 4'ündeydi. Biz 8'inde çekiyoruz ama hala yeni ayın etkisi devam ediyor. Aslan'da bir yeni ay. Güzel bir yeni ay. Ama ayın sonuna doğru biraz da bir enerji bozuluyor. Yeni ay şöyle, Aslan'da olduğu için eğlence, gezme, tozma, tatil, aşk konuları, Aslan Kova aksında olduğu için tabii otoriteyle halkın böyle bir karşı karşıya gelmesi gibi konular. Hı hı. Şöyle, evet, biz hep şunu deriz, yeni aylarda bir şeyler yapın, bir şey başlatın. İşte başlanma enerjisi, başlangıç enerjisi çok yüksek deriz ama işte bu ay ama için bunu söyleyemiyorum. Neden söyleyemiyoruz? Çünkü bir gün sonra Merkür Retro'ya geçiyor. Yani ayın genelinde bir retro söz konusu. O yüzden bu yeni ayı çok da bir şey başlamak için kullanmamakta fayda var. Ben diyorum ki en azından bir şey yapmayın, gezin. Ama tadını çıkarın, akışta olun. Tadını çıkarın, gerçekten yani öyle. Hani aşıksanız aşkınızın tadını çıkarın. Zaten sosyalleşiyoruz, gerçekten çok de öyle. Sosyalleşiyoruz. Her gün bir doluluk, her gün bir davet. Hemen hemen hepimizin hayatında kendi çapında mutlaka bir hareketlilik vardır bugünlerde. Çünkü gökyüzünden gelen enerjiler böyle. Yalnız Merkür Retro dedin ya Bircan'cığım, şimdi ben her seferinde anlatma ihtiyacı duyuyorum bilmeyen izleyicilerimiz. Merkür Retro'nun ne olduğunu bir öğrenebilirler mi senden? Küçük bir hap yapalım. Evet. Merkür Retro şöyle, tabii burcuna göre değişiyor ama genel anlamda Merkür Retro iletişimle alakalı bir gezegen olduğu için genelde iletişim problemlerinin has safhada olduğu, genelde onlar çok yaşanır ama şunu deriz, bir şeyi başlatmayın. Merkür aynı zamanda imzalı işlerimizi de, ticareti de temsil ettiği için bir şey almayın, satmayın, bir şey başlatmayın. Yani herhangi bir yeni bir şey başlayacağınızda mümkünse başlamayın deriz Merkür Retro'larda. Çok, çünkü problem çıkar. Çok affedersin, hemen araya bir sözünü kesiyorum. Tabii. Zekayı temsil ettiği için aklın dumura uğradığı dönemler tabii, diyebilir miyiz? Tabii, sağlıklı karar veremediğimiz için diyoruz şey yapmayın diye. Hani sağlıklı o biraz karar böyle verilmez. Aklın geri planda, gölgede kaldığı günler diyebiliriz aslında. Diyebiliriz. Şunu da ekleyelim. Şimdi Başak'ta olduğu için zaten Başak Burcu ve Merkür kendi hani burcunda çok da güçlü çalışır. Matematikçiler, satranç şampiyonları hep Merkür Başakları olan insanlarda görülür. Yok, üst seviye zekadır ama şimdi burada akıl karışıklıkları çok fazla olur. Başak Burcu aynı zamanda takıntılarla alakalı. Takıntılarımız artabilir, manipülasyon çok fazla olur. Bu karşıyı manipülasyon da olabilir, aynı zamanda kendi kendimizi de manipülasyon olabilir. Eleştiri had safhada olur. Aynı zamanda Venüs de Başak Burcu'nda. Mükemmeli beklemek, Başak hep mükemmeliyetçilikle ilgili olduğu için. Burada mükemmeli beklerken hani iskelete dönen bir tane pirinç ararken bulgurdan olmak yani, diyoruz. Öyle şeyler bizim de olabilir. Bizim köyde. Onun gibi. Öyle bir karikatür var ya hani, mükemmeli beklerken iskelete dönmüş bir kadın mıydı, adam mıydı, tam hatırlayamadım.
Onun gibi bu arada evcil hayvanlarımızı da temsil eder. Bunlarla ilgili sokak hayvanları ile ilgili konular tekrar bir gündeme gelebilir. Zaten hani gündem bu konuda çok sıcak. Bunlar tekrar belki bir yapısal bir şeyden geçebilir. İnşallah. Hani i̇nşallah, umuyoruz ki geçer. İnşallah. Evet. Aynı zamanda neden bu Merkür Retrosu çok önemli? Normalde zaten yılda 4 kere Merkür Retro oluyor. Aslında hepimiz biliyoruz. Ama burada iki burç değiştiriyor. Başak'ta başlıyor. Tam Başak'ın hani o enerjisine alışıyorken ayın 15'i gibi Aslan'a geçiyor. Bir de ayın 29'una kadar. Yani ayın yarısı Merkür Retrosu Başak'ta, yarısı Aslan Burcu'nda. Ya bu trafikteki seyir halini de etkileyebilir mi? Her şeyi etkiler. Çünkü Merkür gerçekten iletişimle alakalı. Mesela Mars ikizlerde Merkür yönetir onu aynı zamanda. Onda olması mesela dedikoduya çok müsait. Çok spekülasyonlar olabilir bu süreçte. Dedikodu çok fazla olur. Arkadan konuşmalar çok fazla olur. Yani retrolarda biz deriz ki, yani bütün astrologlar hemfikirdir. Evet, bazı insanlara yarar hani bir şey başlatmak. Ama genelde bir şey yapmayın deriz. Mümkünse ya da yapmak zorundaysan da 3-4 kere aynı şeyi gözden geçirerek, özellikle imzalı, sözleşmeli bir şeyse 3-4 kez gözden geçirip tamamen emin olup, hatta bir avukata danışıp öyle bir imzalı işe başlatabiliriz. Ama çünkü ne kadar okusak da gözden kaçırabiliyoruz. Çünkü aklımız gölgede o sırada. Aynen öyle. Yani aklımızı hani kiraya vermiş durumdayız. Kelimeleri gözden kaçırabiliyoruz. Evet. Okuduğumuzu anlamayabiliyoruz tabii bazen. Ki. Hani bu her konuda, evet, trafikte de hani etkiler mi diye, o yüzden hani izleyicilerimizle uyarmak istedim. Bir de tatilciler yolculuklar yapıyorlar. Anlık bir şey bu. Aslan'da daha çok olur. Egonun savaşı daha fazla çıkacağı evet, için Aslan'da evet, daha çok çıkabilir. Kibir verebilir mesela 15'inden sonra. Zaten 15'inden sonrası gökyüzü biraz daha hareketli. Kibir, ego sınavları, küstahlık, patavatsızlık Aslan'da bunları da yaşatabilir. Başak'ta sağlık çalışanlarıyla ilgili bir sorunlar çıkabilir ortaya. Ya da onlarla ilgili bir yasa çıkabilir tekrar. Ama sağlık çalışanları, evcil hayvanlar, sokak hayvanları bunun Başak'ın yönetimindedir. Hı hı. Bu konular epey bir gündemimizde kalacak gibi görünüyor. Ne diyeyim, Allah sonumuzu hayır etsin. Yani Ağustos'ta çok böyle hani karar vermeye çok uygun değil bireysel hayatlarımız için de. Yatırım yapmak için. Hiçbir şey için. Gayrimenkul almak ya için. Ağustos'u söküp evlenmek için, sözleşme evet, imzalamak için, büyük bir anlaşma yapmak için hiç uygun bir ay değil. Ve bu herkes için geçerli. Evet, herkes için geçerli. Özetlersek bu evet, böyle yani. Ama dediğim gibi önceden gelen bir sürecin varsa ona bir şey diyemeyiz. Tamamlamak ama zorunda evet, kaldı. Ama sıfırdan zaten tamamlatır da. Hani önceden gelen bir şeyi tamamlatır retroda. Sürüncemede olan bir şeyi de tamamlatabilir. Ama yeni bir şey asla. Hani şey deriz mesela, elektronik alet almayın deriz. Çünkü o da iletişimle alakalı olduğu için. O yüzden hani beyaz eşya falan satışları da normalde şöyle bir şey yapılmış Amerika'da. Retrolarda bilerek indirime sakıyorlarmış. Çünkü astrologlar orada biliyorsun çok daha buradaki gibi falcı gözüyle bakılmadığı için. Ticarete dönüş aynen, her şey. Aynen, ticarete dönüşmüş. Ve retro zamanlarında özellikle çünkü satış düşeceği için indirime sokuyorlar ürünleri. Özellikle beyaz eşyalarda. Retro zamanların satışa düşmesinden ziyade bence o hani aklın gölgede olduğu dönemlerde ihtiyacı olmayan elektronik malzemeleri bile indirimdeymiş deyip satın alınsın diye belki de. Şöyle bir şey anlatayım. Satışlar çoğalsın diye yapılabilir. Kendim yani işin içindeyim. Hani bazen insan aklı öyle bir duruyor ki. Yani ben ne zaman retro giriyor, ne zaman çıkıyor hepsini biliyorum yılın başında. Aynen. Yani daha işte bir türlü ekran gözümün önünde görüyorum. Bir buhar makinesi aldım. Yani çok enteresan. Yani bile ben burada herkese yapmayın derken kendim aldım. Ertesi gün geri gönderdim. Kabul etmediler mesela. Ve almış bulundum. Para gitti. Yani. Yani böyle durumlarda çok söz konusu. Çok enteresan. Yani evet, ben işin içindeyken bile bazen işte o aklı kullanamıyoruz yani. Tabii içindeyken olmuyor. Bir de bu sizin içindeyken göremiyorsun. Mümkün yani değil. Görünmüyor yani. Bir de zaten o kadar çok gezegen retroda ki bu ay. Yani hani benim diye çok kadersel bir ay aslında, işin doğrusu bu. Çok irademizi kullanabileceğimiz bir ay değil. Karmasal döngülerin, karma konularının yani ortaya çıktığı, hak edişin ve bedelin çok fazla olacağı. Ay sonuna doğru bunu daha net göreceğiz. Birazdan hemen geliriz oralara da. Hemen çevresini yapayım. Karmaların görüleceği demek istediği, ektiğinizi biçeceksiniz. Evet. Bugüne kadar iyilik yaptıysanız iyiliklerin bedellerini geriye alacaksınız. Kötülük yaptıysanız da kötülüklerin bedellerini geriye alacaksınız. İnşallah çok karmaların olacak dönüşleri derken Sayın Bircan Tükenmez bunu söylemeye çalıştı.
artık halkımızın büyük bir bölümü bunları biliyor, biliyor ama bilmeyen evet. arkadaşlarımıza da, izleyicilerimize de hani bir özet, bir çeviri yapma ihtiyacı duyduk. Dolayısıyla sıkışık zamanlardan geçiyoruz. Ha bu bedeller geri dönerken iyilikler de gelecek. Tabii ki. Yani hak iyiliklerimiz de gelecek. Hak ediş yani. Dünyayı sevgi kurtaracak. Kesinlikle. O zaman sevgiyle hareket edeceğiz. Empati yapacağız, iyilik yapacağız. Bireysel de yapabileceğimiz bunlar evet. Ama globale yapabileceğimiz... Yani hiçbir bunu şey toplum yok. Olarak topluma aşılayabilirsek, yani kitlenin aydınlanması lazım. Kolektif bilince aşılayabilirsek o zaman zaten kitlelerin de karmaları yumuşak geçer evet. diye düşünüyorum. Son çıkan yasadan sonra ben çok üzgünüm sokak hayvanlarıyla alakalı çıkan yasadan. Umarım çok geç olmadan bu yoldan bir dönüşümüz olur. Çünkü bunların sonuçları ve getirileri iyi olmayacak. Hepimiz söylüyoruz, hepimiz de farkındayız. Biz Anadolu'nun insanıyız. Anadolu'nun anaları, atalarının bilgileriyle büyüdük, geldik. Hani bu koca karı bilgileri derler ama hiç de öyle değil. Gerçekten evrensel bilgiler. Söyleyişleri biraz kendi yörelerine uygun tarzda söylüyorlar ama deneyimlerine göre aslında çok bilgece tabii ki. Söylemler var. Hani ettiğini biçersin, işte çünkü etme bulursun. Çünkü deneyimlemişler ve ona göre aynen. çıkmış hepsi. Aynen. Umarım biz bu yoldan, bu hayvanlarla ilgili olan aldığımız karardan geriye döneriz. Çünkü bunun enerjisi gerçekten iyi olmayacak ve topluma onun bir zarar bedeli verecek. Var. Bedeli evet. var yani. Çok ne yazık ağır, ki. Çok ağır. Bedelleri de var. Üzgünüm. Evet. Hani ifade edemiyorum içimdeki üzüntüyü fazlasıyla ama çok üzgünüm. Çok iyi anlıyorum. Şimdi yeni ayı konuştuk. Daha henüz Dolunay'a da gelmedik. Çok gelmeyelim. Çok konuşmaktan. Dolunay'dan önce de Merkür Retro'yu konuştuk. Evet. Uranüs Satürn karesini konuşmadık. Yok, Jüpiter Satürn karesi. Evet, Jüpiter Satürn. O yıl sonuna kadar hani yaklaşık bir yıl boyunca devam edecek ama yıl sonuna kadar çok baskın. Ara ara retrolarda aynı derecelere geliyor. 15'i 16'sı gibi başlıyor. İşte ay sonu da o yüzden hani diyorum ya, ay sonu hem Dolunay var hem bu kare. Uranüs Satürn karesi biraz da aslında adaletle de alakalı. Şimdi, Uranüs mü Jüpiter mi? Pardon, Jüpiter Satürn. Çünkü ben de o şekilde Jüpiter Satürn karesi. Şimdi Satürn hep deriz karmanın lordudur. Yani ektiğini biçme zamanı. Eli dayaklı öğretmen. Öğretmen deriz, öğretiyor. Şimdi Jüpiter de ahlak. Şimdi şöyle diyeyim, Satürn yazılı ahlak kurallarıdır. Jüpiter de yazısız ahlak kurallarıdır. Bu ikisinin çatışması ya da sorgulaması ya da otoritenin bize dayattığı şeyin bir isyan duygusuna sebebiyet vermesi. Dolunay'la beraber bu çok fazla hı-hı, etkili hı-hı. olacak. Yani biraz aslında sorgulama zamanı. Sorgulatacak, uyandıracak Uranüs'ün etkisiyle de. O yüzden halkı bu çok daha fazla etkileyeceğini düşünüyorum. Türkiye haritasında da 10. evinde, tepe noktasında Satürn Balık Burcu geçişi. Bunları biraz çevirebilir miyiz? Şimdi izleyicilerimiz ben buradan Satürn, bir şey anlamıyorlar. Satürn, yani. 10. ev bizim tepe noktamızdır. Hı hı. Yani haritadaki. Aynı zamanda devlet büyüklerini temsil eder. Satürn zaten otorite figürüdür aynı zamanda. Şu anda retroda, geri hareketinde. Bu da demek oluyor ki bize otorite tarafından çok büyük bir baskı olacak demek. Zaten oluyor yani, görüyoruz. Aynen. Bunun daha da artacağını da gösterebilir bize. Belki yeni bir vergi yasası çıkabilir. Tekrar bir şeyler de çıkabilir. Yani ensemizde böyle bir baskı var. Jüpiter de özgürleşmek istiyor aynı zamanda. Halk tarafında düşünürsek bunu, özgürleşmek istiyor. Aslında yılın genelinde şöyle otoriteyle halkın karşı karşıya gelmesi var. İbnül Arabi'nin bir lafı var. O geldi aklıma. Karanlığın en koyu olduğu zaman evet, en karanlık. Aydınlığa en yakın zamandır. Evet. O sıkışmışlık arkasından çok o. Bir aydınlığı getirecektir bence. Çünkü hiçbir şey o kadar sıkışık kalamaz yani. Bu ay bu anlamda çok sıkışık Yasemin. O yüzden gerçekten hepimiz, yani bu işi bilen astrologların hepsi, bu işlerle ilgilenen herkes Ağustos'tan çok korkuyor bu anlamda. Her şeye açık. Yani gerçekten her mesela şeye Instagram açık. Mesela Instagram kapandı. Mesela. Yani o kadar alışmışız ki, halbuki evet. hayatımızda yoktu. Bizim kuşak, bizim çocukluğumuzda cep telefonu bile yoktu ki. Kaldı ki Instagram'a, Facebook'u. Sonradan biz bile alıştık. İş dünyamıza entegre ettik. Tüm işlerimizi, birçok şeyimizi sosyal medyalarımızda da görüyoruz. Çok fazla para kazanan insan var orada. İşlerimizi hallediyoruz. Bizi bile etkiledi.
etkiler. Ama bir taraftan da iyi tarafından bakmak lazım. Şöyle, çünkü bazı şeylerin cılkı çıkmıştı. Yani hani negatifi pozitifi tabii ki ben kapatılmasından yana değilim asla. Ama pandemi nasıl bizi içimize döndürdü, birçok şeyle yüzleştirdi. Hı hı, hı. Burada da iyi tarafından baktığımızda... Dönüp kendimize bakmayı evet, hatırlatıyor. Evet, kesinlikle. Ben değil öyle mi? Videolar izledim ki Twitter'da şok oldum yani. Gerçekten mesela bir doğum günü partisini iptal etmiş. Otel rezervasyonları iptal edilmiş. Yasaklandı çünkü paylaşamayacak diye. Yani çok hastalıklı bir taraf da var. Aslında bunları sorgulamak için, bunlarla yüzleşmek için çok bence iyi oldu. Ama i̇yi kötü oldu. Tarafı şu, buradan ekmek yiyen insanlar var. Ticaret yapan insanlar var. Ekmek satan, peynir satan, bir sürü kıyafet satan, bir sürü insan var. Yani aslında belki diğer taraf için kendinle yüzleşmek, mesela beni hiç etkilemedi. Çok Instagram biliyorsun ben çok aktif kullanan bir insan aynen. değilim. Ben de ha var ha yok yani olmasa da olur. Ama bu buradan ekmek hani yiyen insanlar çok insan için vardı. Çok. Evet. Ha bir de yani bunu yasaklamak ne derece doğru o da ayrı bir konu. Ama işte bu Satürn dedim ya otorite baskısı diye ve tepemizde yani. Görüyoruz da bunu. Bir süre bunun daha... sonu nereye gider sence? Yani bu otorite tepe Satürn baskısının bedel ödetir. Yani bu baskının bedelini ödetir, mi ödeyecekler? Ödetir. Neden ödetir? Çünkü dedim ya Aslan Kova aksındayız. Yani şu, bu ay öyle. Yani ben sadece bu ay için demiyorum ama Plüto Kova'daydı. Yılın başında konuşmuştuk. Kova halktır. Yani halkın sesi çıkacak. Eninde sonunda çıkacak. Çıkmak zorunda yani. Çıkması için de ne olması lazım? Daha fazla baskının olması lazım ki artık yeter. Tabii. Şu anda o biz... Hani burama geldi, işte burama geldi, biraz, burama hani geldi. Şuralardayız, biraz şuralardayız. Biraz geçti orayı. Geçti orayı geçti. Dolunay'a birazdan geleceğiz orada onun nasıl geçtiğini anlatırız. Gülüyoruz ama ağlanacak gerçekten hallerimize öyle. Gülüyoruz aslında. Zor zamanlardan geçiyoruz. Ama bilinci yükselmiş insanlar etkilemiyor. Hani farkındalığı yüksek, evet. algıları yüksek olan insanlar bu durumlardan çok etkilenmezler. Her şeyin geçici olduğunu bilirler. Dediğim gibi tüm karanlıkların arkasında aydınlık olduğunu bilirler. Ve o aydınlık günleri de yaşarlar. Akışta olmak iyidir. Sadece attığımız adımlara biraz dikkat edelim. İşte anlaşmalarımıza, sözleşmelerimize zaten dikkat edelim. Zaten bireyselde farkındalığı yüksek insanı çok etkilemiyor böyle şeyler. Az önce de konuştuk ya yukarıda. Evet. Etkilemiyor zaten onları. Çünkü o kadar farkında ki yani sürecin, ya daha doğrusu sistemi bilen, o sistemi nasıl işleyeceğini farkında yani olduğu ve etkilemiyor. Nokta atışı diye 3 gün sonra bu geçecek bak göreceksiniz yani, bile diyebilir yani. Ne geçmiyor ki? Hayır şimdi geri dönüp baktın hayatına ne geçmiyor ki? Pandemileri bile atlattık her biz. Şey gelip geçici. Aynen. Her şey gelip geçici. Ben biteceğini biliyordum. Mesela şeydi hani çevremdeki insanlar uçaklara binebilmek için aşıları yaptırıyorlardı. Evet. Ve işte kalkacak bu yasaklar dediğim halde ömür boyu kalkmaz artık bu yasaklar. Evet. Yani bir ömür boyu o yasakların öyle kalkmayacağı algısında olan insanlar çünkü vardı. Çünkü kötümserlik yani vardı kötü bakış yani. Açısı, evet. negatif bakış açısında olduğu için ben şahsen mesela o dönem aşı olmadım. Ben mesela konuşamıyordum bile olmadım diye ama şimdi mesela diyor iyi ki olmamışsın. Şimdi öyle deniyor yani. İyi ki aynen. de olmamışım. Evet, iyi ki de olmamışız. Evet. Jüpiter Satürn karesiyle onu alakalı söyledik. Söyleyecekleriniz. Mesela Jüpiter'in iyilikleri neler olacak bu ay? Yani çok iyilik olmayabilir. Neden? Çünkü kare. Hmm. Yani dik açı var yani. Dik açıda çok hoşlanmayız. Hani 120'lik açı olsa evet ama dik açı bir de yanından Mars böyle geçiyor. Böyle yandan bakıyor bize yani. Yandan bakıyor. Yüzüyle bakmıyor. Bir de Mars'la kavuşacak ayın 14'ü 15'i gibi. Bu daha da bir büyütmedir aynı zamanda. Mars zaten negatif. İkizler Burcu'na çok iyi değildir. Bunu bir de iyice büyütüyor Satürn'le karşı. Aman Allah'ım. Yani ayın 15'inden sonrası diyorum ya biraz yani sıkıntılı yani. Yani ikizlerde Mars mı olacak? Mars'ta ikizlerde, Jüpiter'de ikizlerde kavuşum var. Ayın hı-hı. 14'ü 15'i gibi. Bir de aynı zamanda Satürn'e, otoriteye karşı kavgalar çıkacak yani o zaman. Diye biliyorsun. Tahammülsüzlükler. Evet. Kavgalar. Şimdi ayın 19'unda gelince zaten Uranüs de devreye giriyor biliyorsun. Beklenmeyeni bekle. Yani aslında her şey o kadar güzel dengeli ayarlanmış çok. Ki. Bir şeylere bakacak olursak. Atıyorum işte ilişkiler başlıyor. Çok güzel başlıyor. Sonra gökyüzünde bir kareler oluyor. Efendim işte gezegenler çatışıyor. Aşağıda ilişkiler bozuluyor. Yani bizim
sonlandıramadığımız şeyi gezegenler sonlandırıyor. Hani bir şeyler şöyle, başlayacak, bitecek, sistemi, başlayacak, bitecek. Yani bu böyle bir şey. Sistemin galiba istediği bizden denge aslında. Yani dualite evreni, ikilik üzerine kurulu. Dengeyi nerede kaçırdıysan seni orada sınıyor yani. Hepimiz için bu geçerli. Tatdirevalli'nin bunu çok anlatırım ben. Tatdirevalli gibi hayat. Bir taraf fazla geldiğinde diğer taraf hemen devreye giriyor. Ha sen dengedeysen seni hiçbir ne gezegen etkiliyor ne de başka bir şey etkiliyor yani. Olayın farkındasın. Aynen. Yani sürecin farkındasın. Tabii ki senin bu başına da yani bizim başımıza da olay geliyor. Geriye çekilip büyük resme bakmakla alakalı. Aynen bir şey. Öyle. Daha evet, objektif bakıyorsun. Benim de başıma geliyor, onun da başına geliyor ama sistemi bilince ya her şey gelip geçici ya, aldığımız nefes bile bizim değil ki Yasemin. Vereceğiz yani onu da. Neyin hırsı, neye tutunuyoruz bu kadar. Aynen. Sonuçta burası gerçekten gelip evet, geçici bir yer yani. Bunu biraz kabul etmek yani, lazım. Çok sevdiğim bir kitaptır İlahi Nizam ve Kainat. Orada şöyle bir söz geçer. Bu dünyaya bir kapıdan girdik, diğer kapıdan gideceğiz. Şimdi, misafiriz kadar, zaten. Kadar. Dünya elbisemizi soyunup, yani bedenlerimizi soyunup gideceğiz. Yani çok da üzülmeye ya da çok da ciddiye almaya gerek yok. Çok yani tutunduğumuz zaman hayata çok üzülüyoruz. Ama yani işte o dengede kaldığında, yani bunun başka bir alemin de olduğunu bildiğinde zaten artık sana uğramıyor bile. Üzerinden gelip geçiyorsun. Gerçekten öyle oluyor. Aynen öyle. Ya evet, yaşıyorsun ama etkilemiyor. Film izler gibi. Mesela ben pandemide o kadar iyiydim ki ya. Keşke diyorum ki pandemi ya, o dönemlere geri gidebilsem. Yok canım. Hani kendim için. Ay lütfen bunu şöyle aslan portalında öyle bir şey söyleme kendim lütfen. Kendim için diyorum. Bana çok iyi geldi mesela. Aman diyeyim. Kendin İnanılmaz için de söyleme gerçekten. Yani. Çok iyi geldi. Yapmayalım ya öyle bir şey. Ne güzel dağlara gidip çimenlerin arasında yürümek varken vallahi evlerimize kapandık yani. Ben pandemide neredeyse her gün daha yürüyüş ama yaptım. Ama sen gittin de herkes evet, gidemedi bana öyle çok yani iyi geldi. Ne yazık depresyona ki giden çok o oldu. Öyle evlere kapatılmak hiç güzel bir şey değil yani. Parkların yani kendine dönmek işte iyi tarafından baktığımda derelerin, çok iyi. Gökyüzünün o oksijen şeyin, ormanda yürümenin şeyini unuttuk yani. Oralara bile gitmek yasaktı neredeyse. Oralara da çok giden yok zaten. Denizlere yani gitmek bile yasaktı. Turistlere serbestti, evet, bize yasaktı. Saçma sapan yani şeyler saçma vardı. Saçma sapan evet şeyler vardı. O yüzden böyle bir günde böyle bir yok ben kendi adıma çok şey iyi geçirdim yani. Ben pandemi süreci benim için çok muhteşem geldi. Kişisel dönüşümüm, içsel dönüşümün anlamında diyorum. Benim için muhteşemdi. Hepimiz için öyle oldu. Benim için muhteşemdi evet yani. Aslında hepimiz için öyle oldu. Hani o uçudan bakıyorum. Ben yani madde boyutunda bakmıyorum. Daha mana boyutunda baktığımda bana çok hani iyi geldi. Hani oturup da fırsat bulup okuyamadığım birçok kitabı evet okuyabildim. Tabii yani bir şeyler okuyup öğrenince de bilinç yükseliyor. Yükseliyor. Farkındalık yükseliyor, bakış açısı değişiyor. Evet. Bambaşka bir insan olarak pandemiden sonra hayatımıza devam etmeye başladık. Aslında çok iyi bir şey evet oldu. Ama tekrar yok, etmeyelim olmasın biz lütfen. Biz kendi kendimizi, bakış açımızı, bilincimizi yükseltiriz. Böyle yaptırımlara gerek yok. 19 Ağustos Dolunay'ı var. Evet. Bu dolunayı bize anlatır mısın? Bu dolunay neden çok önemli? Şimdi ayın başında zaten Aslan'da bir yeni ay vardı. Şimdi Kova'da bir dolunay var. Aslan'ın son derecelerinde, 27 derecelerde ve aynı derecede Uranüs. Biliyorsun Uranüs beklenmeyeni bekle. Kozmik bilincin, daha kadersel bir etkinin. Yani orada hani kader devreye girince dil tutulur deriz ya, Uranüs zaten öyle bir gezegen. Orada bizim irademizin kullanabileceğimiz bir gezegen değil ya da irademizi kullanalım da şöyle yapalım diyebileceğimiz bir şey de değil. Hep söyleriz beklenmeyeni bekle. Burada bir kare açı var. Dik bir açı ve tam derecelerde. Yanında da Merkür Retrosu, o da aynı derecelerde Aslan'da gidiyor. Dolunay biliyorsun büyütme enerjisi, yani aynı zamanda duygularımızı temsil ettiği için duygusal patlamalara çok müsait bir enerji. Aynı zamanda şimdi Aslan yöneticileri, liderleri, sanatçıları temsil eder. Kova halkı temsil eder, halkın sesini temsil eder. Şimdi burada bir böyle karşıt açı var. Az önce halkla de yöneticilerin bir karşı karşıya gelmesi. Yani. Uranüs isyandır aynı zamanda. Uranüs marjinal bir gezegendir. Şimdi hani buradan hani olay örgüsünü kafanda kur. Halk bir tarafta, yöneticiler bir tarafta ve tek kare deriz biz buna. Aynı zamanda da Uranüs burada isyan ve marjinalliğin has safhada oldu. Yani artık hani oraya doğru gidiyoruz dedik ya. Hı hı. Burada biraz toplumun sesinin çok daha fazla çıkacağım pat diye. Hani nasıl anlatabilirim, işte gezi olayında bir şey tetikledi pat diye bir şey oldu ya, burada da böyle bir şey olabilir. Çünkü hani beklenmeyeni bekle olduğu için çok
kestiremiyoruz burayın ne olabileceğini. Ama burada halkın sesinin çok bir anda gür çıkabileceği ya da atıyorum bir kadın cinayeti olur, ondan sonra kadınların ayağa kalkması gibi. Ya da hayvanlarla ilgili bir şey olur, bir anda herkesin ayağa kalkması gibi. Çünkü burada isyan duygusunu had safhada tetikliyor bu dolunay. Şimdi Türkiye neden, şöyle söyleyeyim, sabit burçlarda, sabit fikirliliği de burada arttırabilir aslanda olduğu için. Türkiye'nin kendi burcu mu sabit burçlarda? Akrep burcu Türkiye. Türkiye evet. Akrep burcu, aslan, kova ve boğa sabit burçlardan oluşuyor. O yüzden bu buralarda bir dolunay olduğu zaman Türkiye burada had safhada tetikleniyor. Neden? Çünkü akrep burcuna kara açı atıyor. Yani Türkiye'nin güneşine kara açı atmış oluyor. O yüzden de bizim zaten hani global anlamda çok etkili, dünya bazında çok etkili bir dolunay bu. Ama Türkiye akrep ülkesi olduğu için en çok etkilenecek ülkelerden bir tanesi. Şimdi zaten o yaptırımlar, Satürn'ün etkisiyle bize yaptırımlar had safhada geliyor. Şimdi sıkıştık artık. İyice sıkıştık. Ve Ağustos sonu, o yüzden 15'inden 19'undan sonrasını inanın kestiremiyoruz. Köşeye sıkışan kedi bile döner tırmalar derler ya. Aynı şey işte yani. Evet, o yüzden hani ben çok tedirginim bu anlamda. Yani bireysel anlamda değil ama kitlesel anlamda tedirginim. Çünkü her şey olabilir. Doğa olaylarını da tetikleyebilir. Yani illa kişisel bazda ya da toplumsal bazda bir şey olmaz ama doğal afeti, doğal felaketi. Mesela Ağustos aylarına bak Türkiye'de. Hep geçmişine dön bak. Ağustos ayı Türkiye'ye çok iyi yaramaz. Yangınlar çünkü vesaireler. Neden? Evet. Çünkü güneşi tetikleniyor. Çünkü kara açı alıyor. Yani aslan Türkiye'ye kara açı atıyor gibi düşünebiliriz aslan burcunu. Plüto kovada Türkiye'nin 8. evinden geçiyor aynı zamanda. 8. ev kayıplar evidir. Aynı zamanda paranın evidir. Yani ekonomik anlamda da burada ayın sonundan itibaren sıkıntılı zamanlar biraz daha artabilir. Daha toplumun üzerine o yük gelebilir. Az önce de söylediğim gibi o toplum baskısıyla yöneticilerin, halkla yöneticinin yüz yüze gelmesi artık yeter. Hani çünkü herkes çok zorlanıyor yani şu an ekonomik anlamda da. Aynen. Hani dünya bazında var ama Türkiye gerçekten bu konuda enflasyon has safhada olduğu bir yani ülke. Fırtınadan önceki sessizlik gibi bir şey aslında. Yani bu ay gerçekten hani dediğim gibi yılın başında da söylediğimiz gibi Ağustos ayı gerçekten çok kaosun olduğu yorucu bir ay gibi görünüyor. Peki bu kaosu Ağustos ayını geçecek mi? Ya Eylül'e taşıyacak mı? Eylül, Ekim'de Aralık'ta biraz tehlikeli. Yani 2025'te aslında hani onu o zaman konuşuruz ama hani 24-25 buralar çok zaten hani iç açıcı değildi. En pik yaptığı Ağustos mu? En pik yaptığı Ağustos, Aralık, Ekim yani. Hangi birini sayacağım? 2025'te rahatlayacağını biliyorum ama Türkiye'nin. Çok değil yani, orada da çok değil. O ekonomik 2025'in yarısından sonra. 2025 için de şöyle bir açıklama olmuş. Geçen okudum onu da, ekonomik buhran. Zaten hani söylüyorduk biz bunu. Hep yaşıyoruz ki artık. Bu daha da pik hani hale geliyor yani. Görüntü de öyle. Bu sadece ülkemiz için değil ama hani tüm dünya için. Para sistemlerinin tamamen değişmesi, nakit paranın tamamen ortadan kalkması gibi. O çok zor biliyor musunuz? Bence vallahi çok ben zor. Şunu duydum. Çok bazı marketlerde, dedi. Denizli'de bu var, yani bazı var, marketlerde market var. Nakit geçmiyor. Ve hani marka vermiyor. Geçenlerde bir video izledim. Çin'de miydi, Japonya'da mıydı? İşte hani artık nakit parayı kullanmadıkları bir ortamda bankalar kapalı. Hiçbirinden cevap yok. Halk bankaların önüne yığılmış. Ellerinde paraları yok. Bankalara ulaşamıyorlar. Bankalardan hiçbir yetkiliye ulaşamıyorlar. Sistemlerine ulaşamıyorlar. Bankalardaki paraları kullanamıyorlar. Kendilerinde de para yok. Geçen düşün, öyle bir şey oldu ya. Yığılmış bankanın önüne evet. İnsanlar. Kimse sorununa çözüm bulamıyor. Yani bu tür olaylara sıfırlama gibi. Hani geçenlerde de oldu. Hava yollarıyla alakalı bir şey oldu. Sonra borsayla ilgili bir şeyler oldu. Yani bir gün boyunca bir sıfırlama gibi bir şey oldu. Bu ön gösterim gibi düşünebiliriz burayı. Yani böyle bir şeyde ne yapabileceğiz ki? Hani bitti dendiğinde ne yapabileceğiz? Eski düzene döneriz. Bende bir kilo patates var. Sendeki kumaşla yani, değiştiririz falan. O yüzden falan diyoruz falan ki yani. Somut elinizde bir şeyler olsun. Evet. Değerli metaller evet. Somut elinizde evet. Olsun. Eski düzende para evet. Yokmuş. İnsanlar birbirleriyle değiş tokuş yaparlar. Zaten herhalde şu anda ona da döneceğiz hayali yani. Para gibi yani. Kimde nakit var? Hayali hesaplarda paralar var. Bir gün
keşecek sıfırladığın anda aynı bitti. Aynı işte. Nasıl o gördüğüm video, o gördüğüm görseller buydu yani. Evet. İnsanlar aç, paralarını kullanamıyorlar, bankadaki paralarını sistemlere ulaşamıyorlar. İşte sistemlere ulaşamadıkları gibi bankaların binaların önüne yığılmışlar. Yığılmış. Bankalar kapalı. Ne yapacaksın? Hiç kimseyle İsterse iletişim kuramıyorlar. Yani. Ne yapabileceksin yani. Orada? Bakalım. Yaşayıp yani. Göreceğiz. Eklemek istediğin? Eklemek istediğim Ağustos ayına ne ekleyebilirim onu düşünüyorum. Mutluluklar, güzellikler, sağlık, dilekler mutluluk, vesaire. Güzellik. Ekleyebiliriz. Bireysel de ekleyebiliriz. Bireysel de şöyle evet. yapabilirim. Ben de öyle yapıyorum. Mum yakın, dilekler dileyim. Hiç ritüel insanı değilim ben biliyorsun. Ben gezmekten yanayım. Yani onu da tabii gezelim, eğlenelim. Yani şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Çok kalabalıklara da girmeyelim. Kendi alanımızı koruyalım. Yani böyle yapabilecek bir şey yok. Aslan tabii ki eğlenmek de istiyoruz bir bakıma. Egomuz da burada çıkıyor yani aslanı. Çünkü çok baskın bir aslan enerjisi var bu ayda. Egomuza dikkat etmemiz lazım. Patavatsızlığa biraz dikkat etmemiz lazım. Küstahlık had safhada olabilir. Yani dilimizin kemiği olmayabilir. Çünkü ayın 15'inden sonra özellikle Merkür Aslan'a geçtikten sonra bence bireysel takılmakta fayda var. Çok kalabalıklara karışmayalım yok, yani. Yok çok karışmayalım. Ama sosyalleşeceğiz. Öyle yani de enerjiler sosyal, var mesela şimdi. Mesela kendi kendimiz sosyalleşebiliriz. Olmuyor öyle. Yani çok kalabalıkla sosyalleşmeye gerek yok. Yani ikişer, üçer, beşer kişilik gruplar mesela. Ben mesela şahsen çok kalabalığı kafam almıyor. Yani. Daha 3-5 kişilik küçük grupları daha çok seviyorum. Ben de seviyorum. Büyük kitlelere hitap ettikçe kendimi sosyalleşmiş hissediyorum. Yani nedense. Bu hitap etmende sıkıntı yok. Sadece içlerinde olma. Çok güzel bir program oldu. Çok benim güzel bir söyleşi öyle. Oldu. Umarım atladığımız bir şey yoktur. Yok, programları yani. İzlerken bazen şunu da anlatsaydık, bunu da anlatsaydık oluyorum. Evet. Ama konuşmaya geldi mi sabahlara kadar da konuşuruz. Evet. Programlar bitmez. Onun için bugün biz burada sonlandıralım. Daha başka anlatacak olduklarımız da diğer programlarda artık anlatırız konuşuruz. İçimizdekileri. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bir programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.